Canlarım selam 90 günde ayete matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 41. gününe 40 aman 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 41 kere maşallah Kampımıza bunu söylemesem olmaz Bunu her 41. günde her kampın 41. gününde mutlaka söylerim 41 kere maşallah Arkadaşlar logaritmaya başlıyoruz 41. gün bizim için yeni bir serüven başlıyor Logaritma, logaritma konusu Niye severim? Niye sevmelisiniz? Niye önem vermelisiniz? Çünkü arkadaşlar ÖSYM logaritmadan her sene düzenli olarak iki tane soru soruyor. Net. Yani hani bir tane de çıkmıyor, üç tane de çıkmıyor. İki tane kemiksiz, kılçıksız soruyor. Ee, ve arkadaşlar bu e, geçen sene maalesef depremden dolayı ve e, pandemi döneminde o zaman da konular kalkmıştı ya. O zaman soru sayısı artabiliyor. Ama genel anlamda işin içerisinde tam müfredat varsa, limit türev integral varsa logaritmadan iki soru karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu net. Şimdi hocam iki soru çıkıyor diye yani tamam da hayırdır yani diye soracak olursanız iki sorunun çıktığı bir konuya göre arkadaşlar gayet kolay, az kazanımlı ve kısa sürüyor. Ha tabii bir karmaşık sayı kadar kısa sürmüyor ama karmaşık sayıdan soru geleceği belli değil. Mesela ikinci dereceden denklemden biraz daha uzun ama ikinci dereceden denklem ee, hem temel bir konu hem de kendi başına geldiği soru adedi belli. Bazen bir tane, bazen hiç gelmiyor. Genelde bir tane geliyor. Ama logaritma her sene iki tane soru gelmesi ve bu iki tane soruyu yapmak için sarf etmemiz gereken eforun görece olarak diğer ünitelere göre daha az olduğu bir konu olduğu için. Logaritmayı ben önemsiyorum. Logaritmayı diyorum ki arkadaşlar bu, bu, işi yapalım. Bu işi yapalım yani. Logaritmanın bağlı olduğu konularla ilgili konuşacak söyleyebilecek olursam üssü sayıları iyi bilmeniz gerekiyor. Yani üssü sayıların üssü sayılar ve üssü sayıların özellikleriyle alakalı eğer bir probleminiz varsa bence logaritmaya başlamadan önce 70 günde TYT'nin üssü sayılar kısmını bir izlemenizi tavsiye ederim size. Orayı böyle güzelce izleyin. Ondan sonra logaritmaya başlayın. Onun dışında logaritma ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun. 12. sınıfın ilk konusudur bu arada. Ee, severiz kendisini yani. Logaritma görünce böyle bir yüzümde bir sırıtma gelir. 90 gün ayeti matematik kampı videoları kitabımızdan ilerliyoruz biliyorsunuz ki. Arkadaşlar sayfa 175'i açıyorsunuz. En son trigonometriyle boğuşuyorduk. 174 ile bitirmiştik. 175 ile ee, başlayacağız. 175, 176 ve 177 ile bitireceğiz arkadaşlar. 177. sayfa bizim için çok önemli olacak. 175 ve 176'da biraz daha logaritmaya hazırlık yapmış olacağız. Canım öğrencilerim benim. Peki ödevimiz var mı diye soracak olursanız. Evet hemen bakıyorum. Var tabii ki ödeviniz. 41. gün logaritma 1 videosunu, logaritmanın 1. dersinin ödevi 90 günde AYT e Matematik Kampı soru bankamızdan arkadaşlar. Logaritma test 1. Logaritma test 1 ödeviniz güzel bir şekilde yapıp bitiriyorsunuz. Sayfa numarası da vereyim size. Arkadaşlar sayfa 170 ve 171. Bakın senkron gidiyoruz zaten. Burada 175'teyiz. Burada 170'teyiz. 12 tane soru ödeviniz güzel bir şekilde ödevinizi yapıp bitirdiğiniz takdirde bir problem kalmayacaktır diye düşünüyorum benim güzeller güzeli öğrencilerim. Şimdi ufacık bir kamp programımıza değineceğiz. Dün ne yaptık, bugün ne yapacağız ve logaritmanın ilerleyen videolarında neler yaşanacak nasıl olaylar olacak bir onlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra da dersimize başlayacağız. Buyurun önce kamp programımız. Evet şöyle bir tık bir tık daha arkadaşlar kamp programımızın da ilk sayfası bitiyor çünkü kampımızın yarısına yaklaşıyoruz. 45 günle beraber yarısına yaklaşmış yarısını bitirmiş olacağız. 40. günde trigonometri efşinado testi 3 ve 4'ü hallettik. Test 26 27 28 29 ödev olarak verildi ve koskoca bir trigonometri külliyatını 19 ders videosu ve 29 test ödevle bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi 41. günde logaritmanın birinci videosunda 175, 176, 177'yi işleyeceğiz ve birinci testi de ders bittikten sonra sizin ellerinizden öpecek ödev olarak vermiş olacağım. Gördüğünüz gibi e, logaritma arkadaşlar 6 ders videosu sürecek. 45. günde beraber logaritmanın konu kısmını bitirmiş olacağız. Sonra bir ha 8 ders sürüyormuş. Pardon. 6 değil 8 ders sürüyormuş bakın 6 burada 7 8 8 ders sürüyor ve 2 tane de Eficinado testiyle toplamda 10 videoda biz logaritmayı bitirmiş ve 15 teste ödev vermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsanız artık logaritmaya başlayalım. Peki hala sevgili canlarım logaritmayı ilk defa görenler parmak kaldırsın. Kaldırın parmakları. Düşünce evde böyle parmak kaldırıyor. Ben ilk defa gördüm. Evet logaritmayı ilk defa gören arkadaşlar için şunu söylüyorum şanslısınız. Logaritmayı ilk defa benden dinleyeceğiniz için falan diyormuşum şaka şaka. Ama yine şanslısınız yani. Logaritmayı çok derli toplu güzel bir şekilde işleyeceğiz şimdi. Çünkü logaritmayı böyle bodoslama bile girmeyeceğim. Önce bakın şu anda ilk sayfada logaritmayla ilgili hiçbir şey görmüyorsunuz. Burada da görmüyorsunuz. Bakın ilk iki sayfanın logaritmayla hiçbir alakası yok. 177'de logaritma başlıyor. Şimdi 176. sayfanın birinci özelliğiyle başlıyorum. Bu özellik arkadaşlar üstel fonksiyon özelliği. Şimdi adam bize diyor ki a birden farklı ve a sıfırdan büyük olmak üzere. Yani iki tane şart vermiş a ile ilgili. A pozitif bir sayı olacak ama 1 olmayacak. 1 dışındaki pozitif sayılardan herhangi bir tanesi olacak. fx eşittir a üzeri x fonksiyonuna biz üstel fonksiyon adını veriyoruz. Üstel fonksiyon. Bu fonksiyon türüyle üstel fonksiyonla biz geçmişte çok daha fazla ilgilenirdik. Çünkü üstel fonksiyon logaritmada şey, limitte çıkardığı üstel fonksiyonun türevi, integrali çok fazla sorulurdu. Artık onlar müfredattan kalktı. Sadece logaritmada ilgileneceğiz. Üstel fonksiyonun logaritmayla ne alakası var dersen bekle. Hemen söylemeyeceğim. Hemen söylemeyeceğim. Bekle. Şimdi üstel fonksiyonun grafiğini konuşalım. Üstel fonksiyon arkadaşlar a'nın durumuna göre değişecek. A eğer 0 ile 1 arasında bir sayıysa yani basit bir kesirse farklı davranacak. Birden büyükse farklı davranacak. Zaten biri eşit olamıyor. Yani sıfırla bir arasındaki a değerleri için a üzeri x'in grafiği farklı olacak. Birden büyük a değerleri için a üzeri x'in grafiği farklı olacak arkadaşlar. Şimdi sıfırla bir arasındaki grafik için yani a'nın sıfırla bir arasındaki değeri için üstel fonksiyon her zaman nasıl olur biliyor musunuz? Azalan olur şöyle bir grafik olur. Üstel fonksiyonun grafiğini de tipini de size çizmiş olayım. Şöyle bir grafik olacak. Azalan. Azalanlığının sebebini şöyle söyleyeyim. 0 ile 1 arasında bir a sayısı seçiyorum. Örneğin 1 bölü 2. O zaman fx fonksiyonu a yerine 1 bölü 2 yazarsam a üzeri x değil 1 bölü 2 üzeri x olur. Şimdi burada siz x'e değerler verdikçe daha doğrusu x değerleri büyümeye başladıkça sonuçlar küçülmeye başlar arkadaşlar. Mesela x yerine 1 verirseniz sonuç 1 bölü 2 olur. 2 verirseniz 1 bölü 4 olur. 3 verirseniz 1 bölü 8 olur. Şimdi x yerine 1, 2, 3 veriyorum. Normalde sıralama şöyle. Ama bunlardaki sıralama ne? Böyle arkadaşlar değil mi? X'ler arttıkça gelen Y değerleri ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla fonksiyon azalan bir fonksiyon oluyor. E işte grafiği de böyle oluyor. Tamam mı? Şimdi bu grafik niye X eksenine hiç değmiyor hocam? Niye x ekseninin hep üstünde kalıyor ve değmiyor? Çünkü üstel fonksiyonu sıfır yapacak herhangi bir değer yoktur. Siz 1 bölü 2 üzeri x'te x yerine ne verirseniz verin. Ama ne verirseniz verin hiçbir zaman sıfıra elde edemezsiniz. Tamam mı? Üstel fonksiyon hiçbir zaman sıfıra eşit olmaz. Ama sıfıra çok yaklaşır. Yani siz buradaki x değerlerini arttırdıkça bakın 1 bölü 2 yarım demek. 1 bölü 4 çeyrek demek. 1 bölü 8 de çeyreğin çeyreği demek. Gördüğünüz gibi bakın 500 0,500 250, 125 gittikçe sıfıra ne oluyor? Yaklaşıyor. Çok yaklaşacak sıfıra. X'e verebileceğiniz maksimum değerde o da sıfıra maksimum yaklaşacak. Ama hiçbir zaman sıfır olmayacak arkadaşlar. Onu da unutmayın. Üstel fonksiyonu hiçbir zaman sıfır olmaz. İkinci söyleyeceğim şey, tabi bunları birazdan yine değineceğim. Üstel fonksiyonu her zaman pozitiftir arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 üzeri x'te x'e ne verirseniz verin, eksi de verseniz fark etmez. Sonucu eksi yapamazsınız. 1 bölü 2 üzeri x de sonuç her zaman pozitiftir, sıfır bile olamaz, her zaman sıfırdan büyüktür. O yüzden grafik her zaman x ekseninin üstünde çizilir. Bu söylediklerimin neredeyse tamamını a'nın birden büyük değerleri için. Yani artan üstel fonksiyon içinde söyleyeceğim. Artan üstel fonksiyonun grafiği de bu şekilde olacak. Neden artıyor? Mesela birden büyük bir değer söyleyin. 3 mesela tamam mı? fx eşittir 3 üzeri x üstel fonksiyonuna bakalım. x yerine 1 yazdığımızda 3 çıkar. 2 yazdığımızda 9 çıkar. 3 yazdığımızda 27 çıkar. Bak 3 büyük 2 büyük 1 27 büyük 9 büyük 3 x değerleri arttıkça buna bağlı olarak y değerlerde ne oluyor artıyor demek ki 3 üzeri x fonksiyonu bir artan fonksiyon. Artansa grafiğini böyle çizeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Görüntü kümeleri. Şimdi azalan ve artanda fark etmez. Görüntü kümeleri dediğimiz y değerleri. Y değerleri arkadaşlar her zaman Sıfırdan büyük değerlerden oluşur çünkü üstel fonksiyonu her zaman pozitif dedik bakın. Sıfırdan büyük değerlerle başlayacağız yani sıfıra çıkaralığıyla başlayacağız ve bütün pozitif y değerlerini alır. Dolayısıyla sıfır artı sonsuz aralığında değer alır diyeceğiz. Aynı şey görüntü kümesi aynı görüntü kümesi artan üstel fonksiyonda da geçerlidir. Artan üstel fonksiyonda da arkadaşlar her zaman sıfırdan büyük artı sonsuza kadar bütün pozitif y değerlerini görüntüde alabiliriz. Tanım kümesi ise her şey. Tanım kümesini yazmadım. Tanım kümesi bütün her şey olabilir. Buradaki x yerine tüm r ye gelebilir. İsterseniz yazalım. TK eşittir. Bütün reel sayılar gelebilir. Aynı şekilde buradaki t, k'ya da bütün reel sayıları yazabiliriz. Ama görüntü kümesi negatif sayıları maalesef alamıyoruz. Sıfırı bile alamıyoruz. Hep pozitifleri almamız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi örnek. F 1 bölü 2 kaçtır diyor. X yerine eksi 1 bölü 2 yazacağız. Hemen yazıyorum. 4 ee, üzeri eksi 1 bölü 2 artı 3 şu kenarda eksi 1 bölü 2 artı 3'ü konuşalım 3 kere 2 6 6'dan 1 çıkarttım 5 bölü 2 4 üzeri 5 bölü 2 şimdi 4 demek 2 üzeri 2 demek 2 üzeri 2 üzeri 1 bölü 2 üstün üstü çarpılır 2 pardon 2 üzeri 2 üzeri 5 bölü 2. Yani 1 nereden çıktı? 5 bölü 2. Üstün üstü çarpılırsa bu 2 ile bu 5 bölü 2'nin ikisi birbirini götürür. 2 üzeri 5 kalır. 2 üzeri 5 de arkadaşlar 32 yapar. Cevabımız 32. Gördüğünüz gibi fx eşittir 4 üzeri x artı 3 fonksiyonu bir üstel fonksiyondur. Neden? Çünkü a üzeri x formatında yazılmış ve bu a'nın kesinlikle 1'den büyük olduğu ve pardon 0'dan büyük olduğu ve 1'e eşit olmadığı görülüyor. Üstel fonksiyonun iki şartı var. A sıfırdan büyük olacak ve 1'den 1'e e eşit olmayacak. Buraya geldim. X kaçtır? Bildiğimiz bir üslü sayı sorusu. Böyle elimiz alışsın yapalım. Şimdi 3 çarpı 2 üzeri X. Bunları üstlü sayılarda nasıl yapıyorduk hatırlayın. Artı 5 çarpı. Bu 2 üzeri X artı 2'yi ben 2 üzeri X çarpı 2 üzeri 2 diye çarpanlarını ayırıyorum. Eşittir 736 diye bir sayı vermiş. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada 2 üzeri X burada da 2 üzeri X ortak. O zaman 2 üzeri X parantezini alalım. 2 üzeri x parantezinde birinci kısımda 3 kalır artı ikinci kısımda da 5 kere 4 20 kalır. Burası da 20 yaptı. Eşittir 736. Buradan 2 üzeri x eşittir. 736 23 ile sadeleşir diye umuyorum. İnşallah sadeleşiyordur. 736/23. bölü 23. 73'te 23 kaç kere var? 3 kere var. Burası yaptı size 69. Buradan geldi 46. 46 da 23 2 kere var. 32. Yani bu 23'te bu 736 sadeleşirse burada 32 kalıyor. E 32 demek de 2 üzeri 5 demek. 2 üzeri x 2 üzeri 5'e eşitse x buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 5. Tamam mı? Ahan sana üstel, ahan sana üstel fonksiyon. 3 ile devam ediyorum. 12 üzeri a eşittir 20 olduğuna göre, 4 üzeri a eksi 1 çarpı 3 üzeri a artı 1 çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, 12 üzeri a eşittir 20. Şimdi şöyle yapalım. 12 üzeri a eşittir 20. 4 üzeri a eksi 1, 3 üzeri a artı 1. Bak burayı parçalayalım. 4 üzeri a çarpı 4 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri a artı 1 de 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 diye çarpayım. Parçalar böyle parçalar parça pinçik ettim onu. Şimdi buradan sonra şöyle yapalım. Bakın 4 üzeri a ile 3 üzeri a'yı çarparsanız 4 üzeri a çarpı 3 üzeri a tabanlar farklı üstler aynıysa tabanları çarpıp ortak üste yazıyorduk. 4 kere 3'ten burası aslında 12 üzeri a. E, o zaman bu bu ikisinin çarpımı 12 üzeri a. E, 12 üzeri a da zaten 20. O zaman bu ikisinin çarpımı 20. Çarpı 4 üzeri eksi 1. O 1 bölü 4 demek. E, 3 üzeri 1 de 3 demek zaten. E, bu 4 ile bu 20 sadeleşti. 5 yaptı. E, 5 kere 3'ten de sorumuzun cevabı ne çıktı? 15 çıktı. Bu kadar. Tamam. Peki bak bunu da hallettik. Devam ediyorum. Dördüncü soruyla vaymaş. Ha, maşallah. Yukarıdaki fonksiyonlardan kaç tanesi üstel fonksiyonudur diyor. Şimdi üstel fonksiyonun şartı neydi arkadaşlar? A üzeri x şeklinde yazılacak. Ve A'nın birden farklı sıfırdan büyük olması lazım. 3 üzeri x artı 1 bölü 2 üsteldir. Çünkü bu arada bunu üstü sayılarda söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Buradaki A'ya ne diyoruz biz? Taban diyoruz. Buradaki x'e ne diyoruz? Üst diyoruz. Bunu üstü sayılarda de söylemiştim. Yine söylemiş olayım. Bu üsteldir. Bu üstel değildir arkadaşlar gx. Çünkü eksi 2 diyor. Taban eksi. Halbuki tabanın pozitif olması lazım. Üstel değil. 7 üzeri eksi x artı 1 üsteldir. Ama hocam x'in önünde eksi var. x'in önünde eksi olması önemli değil arkadaşlar. Önemli olan taban kısmının pozitif ve birden farklı olması. Üstün x'in eksi olması bir şey ifade etmiyor. Üsteldir. 1 bölü 2 üzeri x artı 5. 1 bölü 2 sonuçta e, sıfırdan büyük birden farklı. Üsteldir. x eksi 1 bölü x eksi 4 üzeri x. Arkadaşlar taban x'li olamaz üstelde. Çünkü taban x'li olursa ben bilemem yani x'e bir değer verdiğim zaman buranın pozitif negatif çıkıp çıkmayacağını. Yani belli olmaz. X'e öyle bir değer veririz ki mesela x'e 1 ver. Yukarı 0 aşağısı eksi 3. 0 üzeri eksi 3 üzeri x de mesela. E 0 üzeri x ama taban 0 olamaz. Dolayısıyla bu üstel fonksiyon belirtmez. Kaç tanesi üstel fonksiyon belirtiyor? 3 tanesi. Tamam. Üstel fonksiyon beni iyi tanı kardeşim. 5 ile devam ediyorum. Yukarıda fx eşittir m üzeri x eksi m fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre m çarpı n çarpımı kaçtır diyor. Şimdi grafik verilmiş. Hocam hocam hocam. Ee, üstel fonksiyonun grafiği x eksenini kesiyor. Ama bak bizim üstel fonksiyonumuz fx eşittir e, mx değil. m üzeri x değil. m üzeri x olsaydı tamam. Ama bir de eksen demiş. Yani aslında buna negatif bir sayı ekleyip eskiden bu böyleymiş. Bu negatif bir sayıyla bunu aşağı doğru ötelemiş. Tamam mı? Buradan da gidebilirsiniz ama bence gerek yok. Şuradan gidilebilir. 1 yazdığımızda sonuç 1 çıkıyor. Gel 1 yazalım. X yerine 1 yazarsam M üzeri 1 M. Eksi N eşittir 1 çıkar. Bu 1. Bu 1. İkincisi de şu arkadaşlar. Bu nokta ne noktası? Bakın bu nokta Y'yi eksi 1'de kestiğine göre 0'a eksi 1 noktası. X yerine soruda 0 yazarsak yani F 0'ı bulmak istersek. F 0 eşittir. M üzeri 0 eksi N değil midir? Bunun sonucu kaça eşitmiş? Eksi 1'e. E, m üzeri 0, 1. 1 eksi n eşittir. Eksi 1'den n eşittir kaç çıkar? 2. n 2 çıkarsa bak. n 2 çıkarsa m'nin de 3 çıkması lazım. O zaman m'yi de bulduk. Çok güzel. m eşittir 3. Bize m ile n çarpımını soruyor. O zaman 3 çarpı 2'den sorumuzun cevabı kaç çıkacak arkadaşlar? 6 olarak bulunmuş olacak. Anlaştık mı? Capito. Resultante importante. Altıncı soruyla devam ediyorum fonksiyonunun grafiğini çiziniz. E hadi bakalım çizelim. Üstel fonksiyon grafiği çizeceğiz. Haydi şöyle x ekseni y ekseni. Şimdi şunu tespit ediyorum. Tabanımız 3. Yani fonksiyonumuz artan. Dolayısıyla şöyle çizeceğiz. E sonra x yerine 0 yazdığımızda ne çıkar? Yani 3 üzeri eksi 8. 3 üzeri eksi 8 1 bölü 3 üzeri 8. Oo, küçük bir sayı. 1 bölü bak şurası 1 bölü 3 üzeri 8 x yerine 1 yazdığımız zaman 3 üzeri eksi 6 yani 1 bölü 3 üzeri 6 yani x yerine 1 yazdığımız zaman şu çıkan değer 1 bölü 3 üzeri 6. İşte x yerine 2 yazdığımız zaman 3 üzeri eksi 4 yani 1 bölü 3 üzeri 4 o daha büyük bir değer geldi. İşte x yerine 1 yazdım 2 yazdığım zaman gelen değer ne 1 bölü 3 üzeri 4 bu şekilde gidecek arkadaşlar. En son bakın en son değil de yani x yerine 4 yazalım 4 için 3 üzeri 8 eksi 8'den 3 üzeri 0, 3 üzeri 0 da 1. Mesela x yerine 4 yazdığımızda da çıkan değer kaçmış? 1. Şöyle bunu da 1 olarak gösterelim. İşte size y eşittir 3 üzeri 2 x eksi 8 fonksiyonunun grafiğini çizmiş oldum. Çizdim işte. Daha ne yapayım? Evet 6'yı da böylece halletmiş olduk. Geldik buraya. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın f x artı 2 yani x yerine x artı 2 yazacağım dikkat yazıyorum bak 3 üzeri eksi x gördüğüm yere x artı 2 bunu şöyle yazarsanız 3 üzeri eksi x artı 2 yazarsanız yanlış parantezde yazmalısınız çünkü x yerine x artı 2 yazıyorsunuz eksi x'in önünde yanında bir tane artı 2'si var bu f artı 2'yi veriyor bölü 3 üzeri x yerine x eksi 1 yazarsam eksi x eksi 1 artı 2 olacak. Şimdi yukarıyı düzenleyelim. 3 üzeri eksi içeri dağıtırsam eksi x eksi 2 artı 2. E, eksi 2 ile de artı 2 gider. 3 üzeri eksi x kalır yukarıda. Aşağıya baktığım zaman aşağıda da 3 üzeri içeri dağıtırsam eksi x artı 1 artı 2. Yani buradan da artı 3 gelir. Şimdi biliyoruz ki biz üstü sayılarda tabanlar aynıysa e, ya da ona hiç gerek yok. Yukarısı 3 üzeri eksi x. Bak şimdi güzel bir şekilde yapalım. Aşağısını parçalayalım. 3 üzeri eksi x artı 3'ü 3 üzeri eksi x çarpı 3 üzeri 3 diye parçalarım. E buradaki 3 üzeri eksi x'ler birbirini götürür. E o zaman cevabımız yukarıda 1 kalır aşağıda da 3'ün kübü yani 27 kalır. Cevabımız 1 bölü 27 olur. Tamam mı canlarım? Evet çikobastik. Evet olduğuna göre f2'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Vatandaş, what? Vatandaş size diyor ki burayı 2 yapmaya çalış. Çalış 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 diyor. A kare artı 1'i 2 yapmaya çalış diyor. E, A kare artı 1'i 2 yapacak A değerlerini arıyorum. 1'i karşı tarafa attığım zaman A kare eşittir 1. Hangi sayının karesi 1'dir? Ya 1'in ya da eksi 1'in. E güzel. A yerine 1 yazınca da orası F2 oluyor. Eksi 1 yazınca da F2 oluyor. Önce 1 yazalım. 1 yazdığım zaman F2 eşittir. A yerine 1 yazdığım zaman 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Yani 3 artı 5'ten 8. A yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 1'in karesi 1, 1 daha yine 2 oluyor. Bu sefer eksi 1 yazdığım için 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 oluyor. 3 üzeri eksi, 5 üzeri eksi 1 de 1 bölü 5 oluyor. Sonra bunu 5 ile bunu 3 ile payda eşitlemek suretiyle 5 artı 3'ten 8 bölü 15 oluyor. Bize diyor ki F2'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? O zaman bizim burada 8 ile 8 bölü 15'i toplamamız gerekiyor arkadaşlar. 8 ve 8 bölü 15'i de toplarsak ne yapar? 120, 128 bölü 15 yapar. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Kaç tanesi artandır? Şimdi biz artan üstel fonksiyonlarda a normalde fx eşittir şöyle yazayım fx eşittir a üzeri x şeklindeki fonksiyonlarda Artan fonksiyon olması için a'nın birden büyük olması gerekiyor diyoruz. a birden büyükse fonksiyonumuz ne oluyordu? Artan oluyordu. Bakalım. 2 üzeri x eksi 1. Bak bu 2. Birden büyük mü taban? Birden büyük. O zaman bu artan. 3 üzeri eksi x artı 2. Şimdi buraya çok dikkat et. Buraya çok dikkat et. Şimdi biz artanlı arkadaşlar a üzeri x formatında konuştuk. Evet. A üzeri x'te x. De x a, özür dilerim. A üzeri x'te taban yani a birden büyükse artan. Ama... A üzeri eksi x de bunun aynısını söyleyemem. Çünkü örnek veriyorum mesela 3 üzeri eksi x. Buna artan diyemezsiniz. Ama hocam buradaki 3 birden büyük. Artan ama artanlık a üzeri x formatında ya da a üzeri x artı k diyeyim buraya ya da eksi k diyeyim. Bu formatta geçerli. Yani eğer x'in önü eksi olursa o zaman işler değişir. Çünkü şöyle olur. 3 üzeri eksi x demek aslında bu formata çevirmek istersem 3 üzeri eksi 1 üzeri x yapar. E bu da 1 bölü 3 üzeri x yapar. Ahan da 1 bölü 3. 1'den küçük. O zaman fonksiyon azalan olur. Yani burada x'in katsayısı da önemli. Bak burada x'in katsayısı eksi. Ben bunu şöyle yazabilirim. 3 üzeri eksi 1 üzeri x eksi 2. Eksiyi dağıt içeri. Eksi x artı 2'ye döner yine. Bu da 1 bölü 3 üzeri x eksi 2. Bak 1 bölü 3 üzeri x formatına yani a üzeri x formatına getirdim. Şimdi artanlık yorumu yapabilirim. Azalan. Çünkü 1 bölü 3 birden küçük. Bu gitti. Buraya bakalım. 2 bölü 3 üzeri x. 2 bölü 3 birden küçük azalan. Bu da gitti. 5 bölü 4 üzeri x artı 1. 5 bölü 4 birden büyük artan. 2 üzeri eksi x. Az önce konuştuğumuz gibi bu aslında 2 üzeri eksi 1 üzeri x'tir arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 üzeri x'tir. Tamam mı? E bu da 1 bölü 2 birden küçük olmak suretiyle bu da azalan oluyor. Artan sadece 2 tanedir. 1 ve 4. 2 tane artan. Peki. Geldim buraya. fx eşittir 4m eksi 7 üzeri x artan fonksiyon olduğuna göre m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon artan fonksiyonsa eğer 4m eksi 7'nin sıfırdan büyük şey birden büyük olması lazım. Artan fonksiyonda eğer x'li yazıldıysa kuvvet tabanın 1'den büyük olması gerekiyor. E buradan 4m büyüktür 8 yapar. Buradan da m büyüktür 2 yapar. Her iki tarafı 4'e bölersek. E 2'den büyük m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri de malumunuz m eşittir 3'tür. Tamam mı? Peki geldim buraya 11. A kaçtır diye soruyor. Hmm. Hım. Şimdi arkadaşlar bir kere bir kere bir kere bu 2 ve bu 4 bizim için önemli. Bu arkadaşlar bir doğrusal fonksiyon grafiği. Dikey uzunluğu 4, yatay uzunluğu 2. O zaman eğim 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 dikey 4, yatay 2, 4 bölü 2'den 2 iki ama sola yatık olduğu için doğrumuz eksi 2. O zaman bizim biz buna gx diyelim. Biz buna gx diyelim. Bizim gx fonksiyonumuz eğimi eksi 2 olduğu için eksi 2x ile başlar. Bir de y eksenini sıfıra 4'te kestiği için x yerine sıfır verdiğimde 4 çıkması için artı 4 ile devam eder. Bu bizim gx fonksiyonumuz. Bunu yapmayı artık biliyoruz değil mi? Doğrusal fonksiyonlardan, denklemlerden artık her yerden öğrendik. Parabolden, teğet fonksiyonlardan artık öğrendik bunu yani. Peki sonra nasıl devam ederiz sizce? Bak güzel bir şey var burada. Bakın arkadaşlar. Buradan bir değer gelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne idüğü belirsiz. Ve mavi doğru da yerine yazılınca 2 çıkmış. Ben buraya A ders A demeyeyim karışmasın. Ben buraya M dersem bu M'yi bu G'de yerine yazdığım zaman ne çıkar? Eksi 2 M artı 4. Bunun kaç olmasını istiyoruz? 2 çıkmasını istiyoruz. Buradan eksi 2 M eşittir 4'ü karşı tarafa atarsam eksi 2. Buradan da m eşittir 1 yaptı. Yani burası 1 arkadaşlar. Peki demek ki a noktası absisi 1 ordinatı 2 olan bir nokta mıymış? Evet. Peki bu nokta bizim üstel fonksiyonumuzun da üzerinde midir? Evet. O zaman üstel fonksiyonda x yerine 1 yazalım. a üzeri 1 ve 2'ye eşitleyelim. O zaman a üzeri 1 eşittir 2 ise a kaç çıktı? 2 çıktı. Anlaştık mı? Bu da ke koydu bence. Olduğuna göre ha, kaç tanesi azalandır diye soruyor. Şimdi bu şu bilgilerimizle yapabiliriz. Bakın. Ee, başka türlü de yapabiliriz de. 2 üzeri x. 2 üzeri x şu. Değil mi? Artan bir fonksiyon. Daha güzel çizeyim. Şöyle. Daha kötü çizdim. Neyse. Bu. Ya bu işte ya. Artan bir fonksiyon. Şimdi eksi fx diyor. Arkadaşlar bir fonksiyonu eksiyle çarpmak ne demekti? Eksi fx yapmak ne demekti? Onun y değerlerini eksiyle çarpmak. Yani onun x eksenine göre simetriğini almak demekti. Bunun x eksenine göre simetriğini alırsak böyle bir şey çıkmaz mı? İşte bu eğer fx e, bu eksi fx olur arkadaşlar. Peki eksi fx gördüğümüz gibi azalan mı? Azalan güzel bu azalan bak. Eksi f eksi x. Burada da ne yapmışız? Hem y'lerini eksiyle çarpmışız hem x'lerini. Burada da arkadaşlar hatırlayın f eksi x hatta önce 3 ile devam edelim. 3 de f eksi x oluyor. f eksi x de de x'leri eksi ile çarpıyoruz. Yani bu sefer de y eksenine göre simetrik alıyoruz. Simetri alıyoruz. y eksenine göre simetri aldığımızda fonksiyon şöyle bir şeye döner. y'ye göre simetri aldığımızda fonksiyon şöyle olur. E, bu da f eksi x olur. Bu da azalandır değil mi? Turuncu ile yazdığım da azalandır. Bu da azalandır. Ama arkadaşlar eksi f eksi x. Bu Orijine göre simetri alma demektir. Orijine göre simetri aldığımızda onu da neyle çizeyim? Siyahla çizeyim. Bu kırmızının orijine göre simetriğini aldığımızda şöyle bir şey elde ederiz. Orijin noktasına göre simetri aldık. Dolayısıyla bu siyah eksi f eksi x'tir. Ve bu artandır azalan değildir. Bu gider babacım. Kaç tanesi azalandır? İki tanesi. İki tanesi. Bir ve üç. Şimdi bunu başka türlü şöyle yapabilirdiniz tabii ki f eksi fx diyor yani eksi fx demek e, x'in önüne eksi, e, fonksiyonun önüne eksi gelirse eksi 2 üzeri x demek. Sonra değer verirdiniz işte 1 verince eksi 2 çıkar 2 verince eksi 4 çıkar 3 verince eksi 8 çıkar. Gördüğünüz gibi x değerleri arttıkça y değerleri azalıyor o zaman bu fonksiyon azalandır. Aynı şekilde f eksi x'te de x yerine eksi x, x yazarsak. O zaman ne olacaktır? 2 üzeri eksi x. 2 üzeri eksi x de 2 üzeri eksi 1 üzeri x'ten 1 bölü 2 üzeri x yapar. Bu da azalandır. Çünkü tabanı birden küçük. Gördüğünüz gibi 1 ile 3 azalan. Ama diğerine baktığımız zaman eksi eksi 2 üzeri eksi x yapar. O da eksi 1 bölü 2 üzeri x yapar. Burada x yerine 1 yazın. Eksi 1 bölü 2. 2 yazın. Eksi 1 bölü 4. 3 yazın eksi 1 bölü 8. Bu bundan, bu da bundan büyüktür. Yani 1, 2, 3'teki o büyüklük sıralaması değerlere de geçti. Y değerlerine. Dolayısıyla fonksiyonumuz artan oldu. 2 artan, 1 ile 3 azalan. Böyle de görebilirsiniz. Hangisi işinize geliyorsa oradan ilerleyebilirsiniz. Canlarım. 13 ile devam ediyorum. F ve G fonksiyonları azalan olduğuna göre artı ve alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. F azalansa arkadaşlar 3 üzeri 2 eksi A. 2 eksi a'nın negatif olması lazım değil mi? Çünkü 3 üzeri bir şey nasıl azalan olur? Mesela 3 üzeri x olsa artan. Çünkü 3 sıfırdan büyük. Burası eksi x'li bir şey olacak ki arkadaşlar. O zaman 1 bölü 3 üzeri x'e dönecek ve azalanlığa gidecek. Yani 2 eksi a sıfırdan küçük olacak. Yani a 2'den büyük olacak. Buraya baktığım zaman da 1 bölü 7 üzeri b artı 3x. Buradaki b artı 3 de pozitif olacak ki, b artı 3 sıfırdan büyük olacak ki, b büyük eksi 3 olacak ki, azalanlık devam etsin. Çünkü 1 bölü 7 üzeri x şeklinde ya da 2x şeklinde ya da 3x şeklinde olmalı. Eğer 1 bölü 7 üzeri eksi x şeklinde olursa, bu 1 bölü 7 üzeri eksi 1 üzeri x olur. 1 bölü göremiyorsunuz değil mi şu anda? Şöyle çekeyim. E, 1 bölü 7 üzeri eksi 1 de 7'dir. 7 üzeri x de artandır. Azalan olabilmesi için eğer taban 1'den küçükse yukarıdaki x'in kat sayısının ne olması lazım? Pozitif artık. Çünkü artanlık tabandan dolayı sağlandı. A 2'den büyük. B eksi 3'den küçük. Eksi i̇şte, 3'den büyük. E, A artı B toplamının alabileceği en küçük tam sayıları. Sakın A 3 olacak. B eksi 2 olacak falan demeyin. Çünkü A'ların ve B'lerin tam sayı olup olmadığını bilmiyoruz. Aralık oluşturacağız. A büyük 2 B büyük eksi 3 taraf tarafa toplayacağız. A artı B büyük eksi 1 diyeceğiz. Eksi 1'den büyük A artı B'nin alabileceği en küçük değer de sıfırdır diyeceğiz. Cevabı sıfır diyeceğiz. Bak öbür türlü bu 3 bu eksi 2 çıkar. Topladığımız zaman 1 olur ama cevap sıfır. Lütfen onlara dikkat edin tamam mı? O tarz TYT'deki amatörlükleri yapmamanız gerekiyor. AYT'de lütfen. Şimdi ilk iki sayfada arkadaşlar üstel fonksiyonu tanıdık. Ama hala üstel fonksiyonu niye bu kadar üstünde durduğumuzu e, konuşmadık. İşte şimdi arkadaşlar üstel fonksiyonun niye bu kadar üstünde durduk? Üstel fonksiyonun grafiğinden niye bahsettik? Üstel fonksiyonun özelliklerinden niye bahsettik? artanlığın azalanlığından niye bahsettik? Ve logaritma fonksiyonunun üstel fonksiyonla nasıl bir alakası var? Bu dersin bu bölümünde artık son bölümünde bunu konuşacağım sizle. Şimdi canlarım bana şunu söyleyin. Eğer 2 üzeri x eşittir 8 ise x kaçtır? Hocam. Lütfen ama yani. Dalga mı geçiyorsunuz? 2 üzeri x eşittir 8 ise x eşittir 3'tür. Çünkü 8 2'nin kübüdür. Bu da 2 üzeri x, x eşittir 3. Ya da 2'nin hangi kuvvetini alırsam 8 yapar diye düşündüm. 3 yazdım 8. Güzel peki. Peki şunu cevapla. 3 üzeri x artı 2 eşittir 27 ise x kaçtır? <laughs> Hocam şaka mı? Şaka, şaka programı bu. 3 üzeri x artı 2 eşittir. 27'de 3'ün 3. kuvveti. E, x artı 2 3'e eşitse e, x de buradan 1'dir. Hocam ne oluyor yani bizi mi sınıyorsunuz? Peki gel. 5 üzeri x eşittir 7 ise x kaçtır? Yani 5'in hangi kuvvetini alırsan 7 elde edersin. Hocam şimdi bir duraksadım. Beni can evimden vurdunuz hocam. Ee, yani şimdi 5'in birinci kuvveti 5'tir. ikinci kuvveti 25'tir. Ben biliyorum ki bu x 1 ile 2 arasında bir değer. Olmaz mı böyle bir cevap? Olmaz. Ben sana x eşittir kaçtır diye soruyorum. Ben aralığından bahsetme bana. Direkt x eşittir kaçtır. Bunun cevabını vereceksin bana. İşte burada devreye logaritma giriyor. Arkadaşlar f a eşittir b ise f'in tersinde b eşittir a. Yani fonksiyonun içine yazdığımız değerle fonksiyonun eşit olduğu değerlerin yerleri değiştirildiği zaman fonksiyonun tersi devreye giriyordu. Aynı şekilde tersinde içine yazdığımız değerle çıkan değerin yerini bir daha değiştirdiğimiz zaman bu sefer eski haline dönüyordu. F'a eşittir B oluyordu. Şimdi biz şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapacağız. Bu x 5 üzeri x eşittir 7 ya. Şimdi 5 üzeri x eşittir 7 de x'in kaç olduğunu bulmak için x'i yalnız bırakacağız. Dolayısıyla aslında bu bir üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonda x'in hani üstel bu fx fonksiyonu ya bu fx eşittir 5 üzeri x fonksiyonu. Tamam mı? Şimdi üstel fonksiyonda x'te yerine yazdığımız şeyle 7'nin yerini değiştireceğiz. Bunların yani x ile 7'nin yerini değiştirdiğimiz zaman f fonksiyonunun tersini elde ederiz. Yani x buraya geldiği zaman 7'nin yerine geldiği zaman x ile 7 yer değiştirdiği zaman 7 de x'in yerine gidecek. Yani şöyle olacak. Bunun yerine gidecek. Ama artık biz artık bu eski üstel değil. Bunların yerini değiştirdiğimiz için artık burası üstelin tersi. Üstel fonksiyonun tersi burası artık arkadaşlar. Üstel fonksiyonun tersi. İşte üstel fonksiyonun tersine biz logaritma fonksiyonu diyoruz. Ve buraya logaritma yazıyoruz. İşte 5 üzeri x eşittir 7 ise x eşittir logaritma 5, 7. Birazdan okunuşunu konuşacağız. İşte x'i bu yukarıdaki birinci ve ikinci maddedeki gibi tam olarak hesaplayabiliyor muyuz? Tam olarak hesaplayamasak bile burada arkadaşlar logaritma cinsinden yazabiliyoruz. 5 üzeri x eşittir 7 ise x eşittir logaritma 5 tabanında 7 diyeceğiz birazdan buna. Tamam mı? İşte üst aslında logaritmanın tam olarak kullanıldığı yer burası. Bu x çok küsuratlı ve 1'e yakın bir değer olduğu için bizim bunu tam olarak hesaplamamız mümkün değil. Ama bizim 5 üzeri x eşittir 7 denkleminde x eşittir bir değer yazmamız bir çözüm bulmamız gerekiyor. Logaritma burada devreye giriyor ve bir sembol yardımıyla bir logaritma sembol yardımıyla bize x'in kaç olduğunu söylemiş oluyor arkadaşlar tamam mı? Şimdi bir sürü örnekle bunu güzel bir şekilde pekiştireceğiz. Ama bir daha unutmayın logaritma ile üstelin birbirleri arasındaki bağlantı neymiş? Üstel fonksiyonun ters fonksiyonuna logaritma fonksiyonu adı veriliyor arkadaşlar. Tamam mı? Üstel fonksiyonun tersine logaritma denir. Şimdi fonksiyonunun tersini bulunuz. Bize verilen f fonksiyonu gördüğüm kadarıyla nasıl bir fonksiyon? Üstel bir fonksiyon. Peki bu fonksiyonun tersini aldığımızda nasıl bir fonksiyonla karşılaşacağız? tabii ki logaritma fonksiyonuyla karşılaşacağız. O zaman hemen başlayalım. Ters fonksiyon alma adımları neydi? 1. fx yerine y yaz. Yazıyorum hemen. y eşittir. 5 üzeri x artı 3. 2. x'i yalnız bırak. 3'ü karşı tarafa attım. 5 üzeri x eşittir. y eksi 3. Şimdi dikkat et buraya. Sonuçta burası üstel. Değil mi? Şimdi buradaki x ile karşısındaki bak buradaki x ile bunun karşısındaki bu y eksi 3'ün yerlerini değiştirdiğiniz zaman üstelin neyini almışsınız? Almış olursunuz. Tersini almış olursunuz. Üstelin tersi. Üstelin tersi nedir? Logaritma. Demek ki bu x y eksi 3'ün yerine geçerse böyle bu y eksi de x'in önüne geçerse yerine geçerse e üstel'in tersini almış oluruz. Üstel'in tersine ne deriz? Logaritma. İşte x eşittir. Logaritma 5 tabanında y eksi 3. Peki ters fonksiyon adımlarında x'i yalnız bıraktıktan sonra ne yapıyorduk? x gördüğümüz yere f'in tersini yazıyorduk. f'in tersinde x eşittir. y yerine de x yazıyorduk. Logaritma 5 tabanında x eksi 3. Al sana üstel fonksiyonun tersi. Ne çıktı üstel'in tersi? Logaritma çıktı. Logaritmanın tersine çıkar. Üstel çıkar. Tamam mı? Peki. Şimdi logaritmanın en... Ee, baba özelliği. Hocam şimdi bize üstel verdiği zaman <laughs> tamam. 5 üzeri x eşittir şurada konuştuk mesela. 5 üzeri x eşittir 7 ise x eşittir logaritma 5 tabanında 7. Peki bunu terse uygulayamaz mıyız? Yani logaritma 5 tabanında 7 eşittir x diye verilse bize buradaki 7 ile buradaki x'in yerini değiştirdiğimiz zaman bu 7 ile bu x'in yerini değiştirdiğimiz zaman aslında ne yapmış oluyoruz? Logaritmanın tersini almış oluyoruz. Peki logaritmanın tersi nedir? Üstel. Peki bu x 7'nin yerine geçti. O zaman 5 üzeri x üstele döndü. Logaritmanın tersi oldu. E, x'in yerine de 7 geldi. Bak 5 üzeri x seçtir 7. Yani bu terse de oynar arkadaşlar. Tamam mı? E, buraya geldiğiniz zaman bakın. Logaritma a tabanında x eşittir b ise buradaki x ile buradaki b'nin yerini değiştirdiğiniz zaman b'nin yerine x gelir x'in yerine de b gelir ama logaritmanın tersini aldığımız için direkt artık a üzeri b şeklinde üstel fonksiyonu elde etmiş oluruz. Tamam mı? Aynı şekilde a üzeri x b ise a üzeri x nasıl bir fonksiyon? Üstel. Bu x ile b'nin yerini değiştirdiğimiz zaman ne yapmış oluruz? Üstelin tersini almış oluruz. B'nin yerine x gelir. X'in yerine b gelir. Yani a üzeri b olur. Ama bu sefer üstelin tersini aldığımız için logaritma a üzeri b olur. Buna biz a tabanında b diyeceğiz. Mesela gelin burayı yapalım. 15. örnek. Adam diyor ki logaritma 2 x eşittir 3 ise yani 2 tabanında x eşittir 3 diye okuyoruz bunu. x kaçtır diyor. Bu x ile 3'ün yerini değiştiriyorsun. E, bunların yerini değiştirdiğin zaman logaritma olur gider. Çünkü direkt üstel olur logaritmanın tersi. E, o zaman 3 ile x'in yerini değiştirdik. x 3'ün yerine geldi. E, 3 de x'in yerine gelecek. 2 üzeri 3'ten 8 olacak. x 8'miş. Çok güzel. 3 üzeri x eşittir 5 ise x kaçtır? x ile 5'in yerini değiştiriyorum. 3 üzeri x üstel e yer değiştirdiğim zaman üstelin tersini almış olur, logaritma gelir. 5'in yerine x geldi, x'in yerine de 5 geldi, 3 tabanında 5 oldu ama logaritma 3 tabanında 5 oldu çünkü üstelin tersini almış olduk. Geldim buraya, 2 üzeri eksi x eşittir 3 ise x kaçtır diye soruyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, ee, şimdi. Bununla bunun yerini değiştirdim. Sonuçta 2 üzeri eksi x ile üstel bir fonksiyon. Bu eksi x ile 3'ün yerini değiştirdiğim zaman eksi x 3'ün yerine geçer. 3 de eksi x'in yerine geçer. 2 üzeri 3 olur. Ama üstelin tersini aldığımız için logaritma devreye girer. Yani x eksi x eşittir logaritma 2 tabanında 3. Eksi'yi karşı tarafa geçirirsek x eşittir eksi logaritma 2 tabanında 3 olarak bulunmuş olur. Mesela buraya gelelim. Logaritma 3 tabanında x artı 1 2 ise x kaçtır diye soruyor. Şimdi hemen bakın dikkat edin. Buradaki buradaki x artı 1 ile buradaki 2'nin yerini değiştiriyorum. Yani bu buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. E, 2 buraya geldiği zaman logaritma gidiyor. Çünkü logaritmanın tersini almış oluyoruz. 3 üzeri 2 oluyor. Eşittir. 2'nin yerine de x artı 1 geliyor. E, 3 üzeri x eşittir x artı 1 ise buradan x artı 1 eşittir 9'dur. 9 eşittir. x artı 1'dir. Bir de karşı tarafa attığımız zaman x eşittir 8'dir. Gel şimdi aşağıya. Logaritma x tabanında 16 eşittir 2 ise x kaçtır diye soruyor. Yine 16 ile 2'nin yerini değiştiriyorum. Bakın farkındaysanız tabanlarla hiç oynamıyorum. Buradaki tabanla, buradaki tabanla, bu 2 tabanıyla, bu 3 tabanıyla. Bak burada 2 taban, burada da 2 taban. Burada 3 taban, burada 3 taban. Burada 2 taban, burada 2 taban. Burada 3 taban, burada 3 hala taban. Burada x taban burada da x taban olacak. Tabanlarla oynamıyorum. Üstlerin yerlerini değiştiriyorum. 16 ile 2'nin yerini değiştirdim. Logaritman oldu gitti. Yani x'in üstüne 2 geldi. 2'nin yerine de 16 geldi. x kare 16 ise x eşittir 4'tür. Cevap direkt 4. Peki hocam neden eksi 4 değil? Çünkü eksi 4'ün karesi de 16. x eşittir eksi 4 olamaz mı? Hayır olamaz. Çünkü arkadaşlar x yerine eksi 4 yazdığınız zaman aslında ters çevirdiğiniz zaman siz üstel fonksiyonun tabanına eksi 4 yazmış oluyorsunuz. Bu taban logaritmanın tabanı olabilir. Ama yer değişikliği olduğu zaman artık üstelin tabanı olur. Üstelin tabanı hiçbir zaman eksi 4 olamaz. Zaten ileride göreceğiz logaritmanın tabanı da eksi olamaz. Ama şu an bilmiyorsunuz diye üstelden gidiyorum. Üstelin tabanı eksi olamaz. O yüzden x eşittir eksi 4'ü alamayız. X'i direkt kaç almamız gerekir? 4 almamız gerekir. Mesela buraya geldik. Logaritma 16 tabanında x eşittir kaça? Eksi 1 bölü 4 ediyor. O zaman hemen x ile eksi 1 bölü 4'ün yerini değiştiriyorum. Logaritma gidiyor. Çünkü logaritmanın tersini alıyorum. 16 üzeri eksi 1 bölü 4 eşittir x oluyor. Buradan x eşittir. 16 zaten 4'ün şey 2'nin 4. kuvveti. 16 2'nin 4. kuvveti zaten. Şunu bir daha sileyim. 2'nin 4. kuvveti. Üzeri bir de eksi 1 bölü 4. kuvvetini alıyoruz. Üstün üstü çarpıldığında bu 4'ler birbirini götürüyor. 2 üzeri eksi 1 yapıyor. 2 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2 demektir. Cevabımız 1 bölü 2 imiş. Buraya geldim. Logaritma kök 9 tabanında 3 eşittir x ise x kaçtır diyor. Şimdi bu 9 ile bu x'in yerini değiştiriyorum. Bunların yerini değiştirdiğim zaman logaritma ne oluyor? Gidiyor. Çünkü logaritmanın tersini almış oluyorum. Logaritmanın tersi üstele dönüyor. E kök 3 üzeri x kök 3'ün üstünde 9 vardı. 9'un yerine x geldi. x'in yerine de 9 geldi. Kök 3 üzeri x 9 ne yapabiliriz? Her iki tarafın karesini alalım. Karesini almayalım. Kök 3, 3, üzeri 1 bölü 2 demek. 3 üzeri 1 bölü 2 üzeri x'ten 3 üzeri x bölü 2. 9 da 3 üzeri 2 demek. O zaman x bölü 2 eşittir 2 yapar. Üstler aynı. İşler dışlardan da x eşittir 4 yapar. Tamam. Bütün değerleri bulduk bakın. 4, 1 bölü 2, 4, 8. Hepsini bulduk. Burada bu sefer x'i logaritmalı bulduk. Çünkü üstel vermiş. Üstel vermiş logaritmalı bulduk. Logaritmalı vermiş üstel bulduk Bak üstel Logaritmalı verince sonuç üstel Üstel verince sonuç logaritmalı Üstel verince sonuç logaritmalı Logaritmalı verince sonuç x eşittir 8 Yani 2 üzeri 3, 3 üzeri 2'den geliyor aslında Üstelden gelen bir sonuç Tamam mı canlarım Peki burayı iyi anlamış olduğunuzu düşünüyorum Pratik yapın sürekli Logaritma a tabanında x sayısını konuşalım Yani bir üstel fonksiyonun ters fonksiyonu aslında bu Yani aslında fx eşittir a üzeri x ise biz f'in tersi x fonksiyonunu konuşuyoruz şimdi. Logaritma a tabanında Buradaki x yine üstelde olduğu gibi üsttür. Yani kuvvettir. Buradaki e, a da yine e, şey üstel fonksiyonda olduğu gibi tabandır. Biz buradaki a x sayısını şöyle de okuyabiliriz. Mesela logaritma 3 2'yi okuyalım. Bunun iki tane okunuşu vardır. Bir logaritma 3 tabanında tabanında 2. Böyle de okunabilir ya da 2'nin 2'nin 3 tabanına göre logaritması. Tamam? Böyle de okunabilir. Yani 2'nin 3 tabanına göre logaritması ya da logaritma 3 tabanında 2. Iki. Bunların ikisi de aynı şeydir. Okunuşları söyleyeyim ki bazı başka yerlerde duyarsanız ne oluyor lan? Bunu, ya, bunu görmedim falan diye böyle tribe düşmeyin yani tamam mı? tribal enfeksiyon geçirmeyin. İşleminin sonucu kaçtır? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Sakin. Sakin ya. Ne oluyor oğlum? Bir, bir dakika hemen bir telaş yapma. Şimdi bunu A diyeyim. Buna A diyeyim. Logaritma 0,1 eşittir A. Şimdi buna değineceğim ama burada söylemek istiyorum. Arkadaşlar logaritmanın aşağısında bir şey yazmıyor. Bizim her gördüğümüzde yazıyordu. Bak burada 2 yazıyor. Bunlara bakıyorum. 3 yazıyor, x yazıyor, 16 yazıyor, kök 3 yazıyor. Bu logaritmanın aşağısında bir şey yazmıyor. Logaritmanın tabanında bir şey yazmıyorsa orada gizli bir 10 vardır. Tamam mı? Onluk sistemde çalıştığımız için. İleride detaylandıracağım bunu. Ya yani buranın tabanı 10 aslında. Peki buradan a'ya nasıl geçiş yapacağız? Yerlerini değiştir logaritma gitsin. 10 üzeri a eşittir 0.1. 0.1 de 10 üzeri eksi 1 değil midir? O zaman a eşittir eksi 1. Çok güzel. A'yı bulduk. Çok güzel. Şimdi b'yi bulalım. B ne? <laughs> b'yi bulalım da b yok oğlum. Buraya b dedim. O zaman logaritma 2 tabanında 16 eşittir b. B ile 16'nın yerini değiştir. Logaritma gitsin. 2 üzeri B eşittir 16. Bak logaritmanın tersine geldi. Üstel. E, B de buradan kaç gelecektir arkadaşlar? 4 gelecektir. E, B'yi 4 buldum. A'yı eksi 1 buldum. E, ben zaten buna AB demiştim. A artı B'yi soruyordu bu soru bize. O zaman cevabımız eksi 1 artı 4'ten kaç yapacaktır? 3. Tamam mı? Tamam. X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Şimdi hemen bakıyorum. Logaritma 2 tabanında x eşittir 3 ise x ile 3'ün yerini değiştiriyorum. Logaritma gidiyor. Yani x eşittir 2 üzeri 3 yapıyor. 2 üzeri 3 de kaçtır? 8. 1 bölü 6 tabanında y eksi 1 ise y ile eksi 1'in yerini değiştiriyorum. y eşittir 1 bölü 6 üzeri eksi 1. Yani 6 bölü 1 üzeri 1. Yani 6. Buraya geliyorum. Z ile 6'nın yerini değiştiriyorum. Logaritma gidiyor. Z eşittir kök 5 üzeri 6. Kök 5 üzeri 6'yı da şöyle yazarız sanırım. Kök 5'in karesinin kübü. Kök 5'in karesi 2, şey 5. Beş. 5'in kübü de 125. Z de 125 sağlam çıktı. X artı y artı z, 8 artı 6 artı 125. 14 artı 125'ten kaç yapıyor? 139. Tamam. Evet güzel. 18. 3 üzeri 3x eksi 2 fonksiyonunun tersini bulunuz. Arkadaşlar bu nasıl bir fonksiyon? Üstel. Peki bunun tersi nasıl bir fonksiyon çıkacak? Logaritmik. Peki üstel fonksiyon herhangi bir da ters alırken ne yapıyoruz? 1. fx yerine y yaz. y eşittir. 3 üzeri 3x eksi 2. Şimdi ne yapacağız? x'i yalnız bırakacağız. Nasıl? Nasıl? E, x'i yalnız bırakabilmemiz için isterseniz şöyle yapayım bakın daha e daha aşina olursunuz şöyle yapayım. Şimdi bizim arkadaşlar x'i bulabilmemiz için bu x kuvvette ya bunu böyle tabana yani tabana değil sayıya çekmemiz lazım. O zaman buradaki 3x 2 ile buradaki y'nin komple yerini değiştiriyorum. Şimdi bunların yeri değişirse üstelinin tersini almış olursun. Üstelinin tersi logaritma. Y'nin yerine 3 geldiği şey 3x 2'nin yerine y geldiği zaman 3 üzeri y olur ama artık Üstelin tersi olduğu için logaritma 3 tabanında y olur. Eşittir. E, Y'nin yerine de ne geldi? 3x-2 geldi. Şimdi eksi 2'yi karşı tarafa atıyorum. Çünkü x'i yalnız bırakmak amacım. 3x eşittir. Logaritma 3 tabanında y artı 2. Her iki tarafı da 3'e bölüyorum. x eşittir. x'i yalnız bırakmak için. Logaritma 3 tabanında y artı 2 bölü 3. E, artık neydi? x'i yalnız bıraktıktan sonra x yerine f'in tersinde x yaz, y gördüğün yere de x yaz. Bunu da böyle şöyle getirelim. X şuradan y'yi silelim. Buraya x yazdığımız zaman ahanda fonksiyonun f(x) fonksiyonunun tersini bulmuş olduk. E f(x) üstel çıktığı için f'in tersinde x'ten ne çıktı? Logaritmik çıkmış oldu. 19. soruyla da arkadaşlar bugünün dersini bitiriyorum. Şöyle ufak bir giriş yaptık sadece logaritmaya. Daha yani neler yapacağız neler. Şimdi logaritma 5 tabanında 3x artı 1 eşittir 2 ise x kaçtır diye soruyor. Hemen yapacağım hareket nedir arkadaşlar? Buradaki 3x artı 1 ile buradaki 2'nin yerini değiştirmek. Bunların yerini değiştirdiğiniz zaman aslında ne yapmış oluyorsunuz? f a eşittir b idi başlangıçta. Siz f'in tersinde b eşit a yapmış oluyorsunuz. Yani ters fonksiyon almış oluyorsunuz. Logaritmanın tersi üstel. Dolayısıyla 2 3x artımın yerine geçerse 5 üzeri 2 olur. 2'nin yerine de 3x artı 1 geçer şöyle. Buradan 3x artı 1 eşittir 25 olur. Buradan 3x eşittir 24 olur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman x eşittir buradan kaç çıkar? 8. Cevabımız kaç olacak? 8 olacak. Şimdi arkadaşlar bunu bazen tabi hani son soru olduğu için söylüyorum. Diğerlerinde söylemedim. Diğerlerinde de aynı şeyi düşünebilirsiniz. Ee, 5 tabanında tabanında logaritma 3x artı 1 eşittir 2. Şöyle yapıyoruz diyorlar. Arkadaşlar bu 5'i bu 2'ye taban olarak gönderiyoruz. 3x artı 1 eşittir. 5'i 2'ye taban olarak gönderdiğimiz zaman şöyle oluyor. Buradan 3x artı 1 eşittir 25 oluyor. 3x eşittir 24 oluyor. x eşittir 8 oluyor. Doğru aslında bunu yapıyorsunuz. Ama hani bunu buna niye taban olarak gönderdik? E onlar da şöyle anlatıyorlar. İşte tabanla bunun yerini değiştirdik. Tersini almış olduk. Evet o da benim kurduğum mantıkla aynı. Ama aslında benim anlattığım doğru demiyorum ama benim anlattığım doğru yani. <laughs> şöyle Efa eşittir b'de. Bu x, e, x'in yani f'in içine yazılan bu da sonucu. Şimdi bizim f'in tersi b eşittir a bilgisi var bizde. Dolayısıyla şimdi burada logarit fx eşittir fx eşittir logaritma 5 tabanında 3x artı 1 ya biz bunu 2'ye eşitleyerek aslında x yerine yazdığımız 3x artı 1 ile 2'nin yani fx'in sonucuyla iç, içindeki değerle sonucunun yerine değiştiriyoruz. Yani ö sonuçla içindekinin yerini değiştirince tersini almış oluruz aslında. Burada biraz daha pratik bir yol. Hani böyle böyle gösterince daha güzel oluyor. Böyle aşağıdan geliyor böyle. Böyle silli bir şekilde geliyor. Öyle öğreniyorsanız öyle de öğrenebilirsiniz. Mesela logaritma 3 tabanında 2x artı 5 eşittir 3. Tamam mı? Şöyle yapabilirsiniz. Bu 3 bu 3'ün tabanına gidiyor. Burası 2x artı 5 oluyor. Çünkü niye logaritmadan kurtulduk? Nereye gitti logaritma? Hani buradaki tabanla buradakinin yerini değiştirdiğin zaman aslında logaritmanın tersini almış oluyorsun. Logaritma gidiyor. Üstel kalıyor. 3x artı 5 eşittir. 3 üzeri 3 oluyor. Buradan 2x artı 5 eşittir. 27. Buradan işte 2x eşittir. Kaç oluyorsa işte. 22. X eşittir. 11 falan fıstık. Tamam mı canlarım? Böyle de öğrenebilirsiniz. Zaten o kadar çok bundan yapacağız ki bir süre sonra bağışıklık kazanmış olacaksınız. Logaritmanın ilk tersi de böylece bitmiştir. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde logaritmanın e, temel tanımlarına ve özelliklerine göz gezdirmeye çalıştım. Bir tane ters fonksiyon sorusu. 19. sorudaki o mantık da güzeldi. Onu da anlamaya çalışın. Bakın şu 15'e Normalde böyle soruları yıldız atmam. Logaritmada bunu atacağım. Bu 15 benim o sarıyla bulduklarımın hepsini bir de kendiniz bul bulacaksınız. Yanlarına yazacaksınız. Bakın burada hayvan gibi boşluk var. Şurayı görüyor musunuz? Mu? Bu boşluğa geleceksiniz. Takır takır takır. Kendiniz de bunların cevabını yazacaksınız. Sürekli bir şey yazın. Bir üstel fonksiyon yazın. Logaritmaya çalış çevirin. Logaritmik fonksiyon yazın. Üstele çevirin. Eliniz üsteli logaritma logaritmiye logaritmiyi de üstele çevirmeye alışsın lütfen. Peki üstel fonksiyonla alakalı bakın şu fonksiyon uygulamaları da vardı içinde. Güzel tatlı bir soru. Ondan sonracıma bu mesela kaç tanesi artandır diye bir soru güzel. Ha bak bundan ziyade şunu işaretlemek isterim. Çünkü burada 3 üzeri olunca nasıl artan 1 bölü 7 üzeri olunca nasıl azalan olduğu ile alakalı güzel de bir örnek var. Burada da arkadaşlar bakın grafik sorusu şu 5. soru güzeldi bunu da işaretledim ve e, logaritmanın 1. dersini bitirmiş oldum. 41. güne de şöyle tikimi atayım. Birinci test ödeviniz. Ödevinizi güzel bir şekilde yapın. Ve yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın tekrar göstereceğim. Şu sütunu çok iyi anlayın. Yani burada üsteli logaritmiyi çevirmek ve logaritmiyi üstele çevirmekle alakalı temel mantığı güzel anlayın. Ezberlemeden benim size verdiğim mantığı oturtarak güzel bir şekilde anlarsanız logaritma gerçekten öyle zorlanacağınız çok zor ama nasıl yapacağım gibi bir konu değil. Emin olun sadece ve sadece şu logaritmanın 8 konu anlatımı artı 2 adosunda söylediklerimi yapın. Yıldızlı soruları tekrar çözün. Ödevlerinizi de yapın. Gerçekten logaritmada 2'de 2 yapacaksınız. Kendinize inanın bana güvenin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. 42'de görüşürüz. Bay bay.